Herkese merhabalar, Part 2 videosuna hoş geldiniz. Geçenlerde çektiğim Cartoon Network videosunun devamı olacak bu video. O videoyu eğer izlemediyseniz kartlardan ulaşabilirsiniz. O videoda 20'den 10'a kadar sıralamıştım, şimdi ise 10'dan 1'e kadar sıralayacağım. İşte karşınızda en sevdiğim Cartoon Network çizgi filmleri. Listemizin 10. sırasında Powerpuff Girls var. Bundan zaten bir önceki videoda bahsetmiştim ama 10.'yu tekrardan burada anmak istiyorum. Bilginiz olsun, listenin 10. sırasında Powerpuff Girls var. Listemizin 9. sırasında ise Dexter'in Laboratuvarı adlı çizgi film var. Dexter'in Laboratuvarı gerçekten çok eski bir çizgi film. Hatırlayanlarınız var mı da bilemiyorum. Ama eğer yaşlarınız bana yakınsa, 17-18 yaşında falansanız mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Dexter'in Laboratuvarı konusuyla beni çok çekmişti kendine. Zeki ama kısa boylu abinin laboratuvarı var. Orada deneyler yapıyor, bir şeyler yapıyor falan. Ama daha sonrasında kız kardeşi laboratuvarına giriyor ve onunla dalga geçip yaptığı şeyleri berbat ediyor falan. Dexter'in Laboratuvarı gerçekten çok eğlenceli bir çizgi filmdi. Eğer yaşınız küçükse, daha doğrusu izlemediyseniz mutlaka Dexter'in Laboratuvarına bakabilirsiniz. Kendisi benim için gerçekten özel. Ama elbette ki ondan daha özel çizgi filmler de var. Bu yüzden Dexter'in Laboratuvarı kendisini 9. sırada bulmuş. Listemizin 8. sırasında Ed, Edd ve Eddy adlı çizgi film var. Ed, Edd ve Eddy sanırım Cartoon Network'ün en absürt, en komik çizgi filmlerinden bir tanesi olabilir. En komiği değil ama en azından en absürtü diyebiliriz. Ed, Edd ve Eddy, 3 arkadaş aynı evde yaşıyorlar. Ve bu 3 arkadaş da gerçekten aptallar. Bu 3 aptalın yaşam mücadelesini ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini görüyoruz. Mahallede eğlenmelerini, kendileriyle eğlenmelerini falan görüyoruz. Ed, Edd ve Eddy benim için güzel bir çizgi filmdi. Zamanında birçok kez kahkaha atmamı sağlamıştır. Ama bir de bu çizgi filmde kötü kızlar vardı. İşte o kötü kızlardan gerçekten çok korkardım. Eminim aranızda o kızlardan korkan insanlar da vardır. Listemizin 7. numarasında çoğunuzun izlemediği veya izlese bile hatırlamadığı çizgi film var. Ben de bu çizgi filmi izledim, hatta çok severek izledim ama ismini bir türlü hatırlayamamıştım zamanında. Daha sonrasında ismini tekrar hatırladığımda tekrardan izlemeye koyulmuştum. Listemizin 7. numarasında Secret Saturday adlı çizgi film var. Eminim ki çoğunuz isimlerini hatırlamadınız ama görselini gördüğünüz zaman mutlaka hatırlamış olabilirsiniz. Secret Saturday gerçekten ilginç bir konuya sahipti. Şu gördüğünüz ailenin paralel evrende başka bir versiyonu vardı. Ve bu iki ayrı paralel evrende yer alan aile birbirleriyle kapışıp duruyorlardı falan. Daha sonrasında başka bir düşman falan da vardı. Secret Saturday aksiyonu bol olan ve de harika bir konusu olan çizgi filmdi. Paralel evren mevzularını ilk defa bu çizgi filmde gördüğümü hatırlıyorum. Bana garip gelmişti ama aynı zamanda güzel de gelmişti. Paralel evrenleri ilk defa tanıtmasıyla Secret Saturday benim için özel bir çizgi filmdir. Eğer izlemediyseniz bence mutlaka izlemelisiniz. Listemizin 6. numarasında Samurai Jack var. Kimileriniz belki de Samurai Jack'i daha da yukarıya, hatta en yukarıya da alabilir. Fakat yine Samurai Jack benim yıldızımın pek de barışamadığı bir çizgi filmdi. Hayır, Samurai Jack'i seviyorum. Zaten sevmesem 6. sıraya koymazdım herhalde. Samurai Jack'i seviyorum elbette, sevmiyor değilim. O zamanlar etrafımda gaza gelen arkadaşlarım kadar Samurai Jack'e ben yükselemiyordum. Çoğu kişi Samurai Jack'in en iyi Cartoon Network yapımlarından biri olduğunu, hatta en iyisi olduğunu söylüyordu. Her ne kadar Samurai Jack'i sevsem de öyle olmadığını düşünüyordum ben. Samurai Jack'in en sevdiğim yanı sanırım Jack ile Aku arasında olan savaştı. Aku ile Jack karşı karşıya geldiğinde gerçekten çok geriliyordum. Bu çizgi film bizlere Aku ile Samurai Jack arasındaki gerilimi çok iyi anlatmıştı. Daha sonrasında Samurai Jack final yapmadan Cartoon Network'ten kaldırıldı diye hatırlıyorum. Tabii sonralarda final sezonu falan da geldi. Ben izlemedim ama izleyenleriniz vardır belki de. Bir gün ben de final sezonu izlemeye şans vereceğim ama şu an değil maalesef. Listemizin 5. numarasında Johnny Test adlı çizgi film var. Johnny Test'ten yakın zamanda kanalda bahsetmiştim zaten. Çok yakın zamanda Netflix'e Johnny Test'in reboot versiyonu geldi. Açıkçası Johnny Test'in reboot versiyonu güzeldi. Neyse ona dair bir video yapmıştım, isterseniz gidip kanala bakabilirsiniz. Asıl Johnny Test'ten bahsedecek olursak, Johnny Test benim için güzel bir çizgi filmdi. Her bölümde karakterlerimiz uçuk kaçık farklı şeyler yaşıyorlardı. Johnny ile köpeğinin yaşadığı maceralar beni mest etmişti. Her şeye bir yana Johnny Test'in en sevdiğim yanı, bizim Johnny ve Dookie'nin gidip ablalarını rahatsız etmeleriydi. Her bölümde, daha doğrusu çoğu bölümde Johnny Test ablalarının laboratuvarına gider ve onların yaptığı şeyleri kullanırdı, test ederdi, bazen kaçırırdı. Ve daha sonrasında bu yaptığı şeyler sonucunda kötü şeyler olurdu. Johnny Test'in en sevdiğim yanlarından biri buydu. Hatta şunu da belirteyim, Johnny Test içerisinde en sevdiğim bölüm Johnny ve Dookie'nin süper kahraman olduğu bölümdü. Muhtemelen herkesin favori bölümü odur. Ha tabii bir de şöyle bir bölüm vardı. Johnny ve Dookie paralel evrene geçiyorlardı, kendilerinin farklı versiyonlarıyla falan karşılaşıyorlardı. O bölüm de favorimdi aslında, o da güzel. Neyse Johnny Test'ten çok bahsettik, hemen geçelim bir sonraki çizgi filmimize. Sırada listemizin 4. numarasında Bakugan çizgi filmi var. Aslında Bakugan'a çizgi film diyemeyebiliriz çünkü Bakugan anime olarak geçiyor. Gerçi ben hepsine çizgi film diyeceğim. Umarım aramızda anime o ya, animeye çizgi film denir mi hiç diyenler yoktur.
Neyse çok yükselmeyelim ve hemen Bakugan'dan bir bahsedeyim size. Bakugan benim için özel bir çizgi filmdi. Zamanında o kadar çok severek izledim ki anlatamam. Bakugan'ı çok severek izleyen bir tek kişi ben değildim. Elbette ki tüm arkadaşlarım da Bakugan'ı çok seviyorlardı. Ve zamanında kırtasiyeden, oyuncakçılardan, oradan buradan Bakugan'ın tüm oyuncaklarını almıştık. Daha sonrasında ise o oyuncaklarda biz de kendi aramızda kendi Bakugan maçımızı yapardık. Tıpkı miskette olduğu gibi Bakugan'da da ütme mantığı vardı. Bir maç yapardık, oyun oynardık ve kazanan kaybedenin Bakugan'ını alırdı. Her ne kadar Bakugan benim için özel olsa da zamanla Bakugan'dan daha çok sevdiğim Cartoon Network yapımları ortaya çıktı. Bu yüzden Bakugan da kendini 4. sırada buldu. Geriye sadece 3 tane çizgi film kaldı. İşte karşınıza ilk 3'üm. 3. sırada Sürekli Dizi adlı çizgi filmimiz var. Öncelikle şunu söylemediğim ki ilk 3'ü ayarlarken gerçekten çok zorlandım. Hangisini 3'e, hangisini 2'ye, hangisini 1. sıraya alsam diye gerçekten çok düşündüm. Daha sonrasında düşündüklerim arasında Sürekli Dizi kendisini 3. sırada buldu. Sürekli Dizi çok güzel bir çizgi film. Zaten izlemeyen insan mutlaka yoktur diye düşünüyorum. Mordecai ve Rigby'nin arkadaşlıkları, işten kaytarmaları, Benson'un kızması, Skips'in kastları falan yani ne bileyim ben bu çizgi filmi çok sevdim arkadaşlar. Yayınlandığı süre boyunca da hiç kaçırmadan izledim diyebilirim. Hatta halen daha şu an YouTube'da bazı bölümleri açıp açıp izliyorum ve seviyorum da. Sürekli Dizi çok güzeldi ama ondan daha güzelleri var benim için. Bu yüzden kendisi 3. sırada yer alıyor. Geldik listenin 2. numarasına. Listemizin 2. numarasında da yine benim için çok özel olan bir çizgi film var. Listenin 2. numarasında Gumball var. Yani elbette ki Gumball bu listede olacaktı arkadaşlar. Gumball son yıllarda izlediğim en iyi çizgi filmlerden bir tanesi. Yani bırakın Cartoon Network'ü, kendisi en iyi çizgi filmlerden. Bence hatta Gumball Cartoon Network'e yayınlanmaktansa Netflix'te falan yayınlansa daha da popüler olabilirdi. Hatta daha iyi bölümler çıkartabilirdi diye düşünüyorum. Gumball çok güzel bir çizgi filmdi. Gumball'un mizahı harbiden çok hoş. Gumball'u izleyip güldüğüm kadar hiçbir çizgi filmde güldüğümü hatırlamıyorum. Gumball hem çok komikti hem de güzel maceralar yaşatıyordu. Hem de kimi bölümlerde bizleri üzmeyi dahi başarıyordu. Gumball harbiden en iyi çizgi filmlerden. Ama benim için Gumball'dan da iyi olan bir çizgi film var. Ve kendisi 1 numarada yer alıyor. Hadi gelin 1 numaraya geçelim. Yani arkadaşlar illaki bence 1 numarayı tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. O önce Cartoon Network yapımı saydım sizlere. Toplam 20 tane falan. Gerçi 1 numarayı söylemedim. Sizlere toplam 19 tane Cartoon Network yapımı saydım. İlla ki kafanızda, aa bu nerede, bundan niye bahsetmedi diye sorular oluşmuş olabilir. Ondan bahsetmedim arkadaşlar çünkü o 1 numarada. Listemizin 1. numarasında Ben 10 var. Yani elbette ki Ben 10'i 1 numaraya alacaktım. Ben 10 benim en sevdiğim Cartoon Network yapımı. Elbette ki Ben 10 klasikten bahsediyorum. Diğer Ben 10'ler de iyiydi elbette ama onları listeye almadım çünkü bir tane Ben 10 yeterli diye düşündüm. Diğer Ben 10'lerden ayrıca bir videoda bahsedebiliriz belki de. Benim şu an bahsettiğim Ben 10, Ben 10 klasik. Bence ilk Ben 10 serisi gerçekten çok güzeldi. Bizlere anlattığı hikaye, yaşattığı aksiyonlar ve Ben'in kazandığı güç harbiden çok güzel. Öncelikle izlerken çocuktuk biz. Ben karakterine harbiden çok özeniyorduk. O zamanlar bizim de bir saatimiz olsun, biz de bir yaratığa dönüşelim, kahramanlık yapalım falan diye çok özenmiştik. En azından ben özenmiştim. Sıklıkla rüyamda Ben 10 olduğumu görürdüm, saatini alırdım, kullanırdım falan. Ben 10 benim için çok özeldi arkadaşlar. Bir de bu Ben 10 yapımı kendi düşmanlarını öyle bir tanıtıyordu ki, örneğin Ben karakteriyle Vilgax karşı karşıya geldiği zaman harbiden korkardınız. Gerilirdiniz, acaba ne olacak? Bunlar gerçekten güzel duygular. Ben 10 işte bu yüzden ve bunun gibi birçok sebepten dolayı benim için en iyi çizgi film. Yani Cartoon Network'ün en iyi çizgi filmi. Evet arkadaşlar, liste bu şekildeydi. Şimdi lafı da daha fazla uzatmaya gerek yok. Bana Cartoon Network'e dair içerik yap diyordunuz. Ben de sizlere koskoca 2 tane video yapmış oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benimle hemfikir olmasanız dahi umarım bana yorumlarda hakaret etmezsiniz. Diyebilecek daha fazla bir şeyim kalmadı. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.